Övdü mü? Yerdi mi? Ne yaptı? Övdü gibi geldi. Her neyse. Şimdi bu şey vardı ya, İstanbul'da miting vardı pazar günü Erdoğan'ın. Cengiz Kurtoğlu da oradaydı. Yani millet bence Cengiz Kurtoğlu'nu izlemeye gitti gibi. Yani gördüğümüz o. Erdoğan da beğenmedi zaten kalabalığı. Yani enteresan bir şey. Ramazan olmasa gerçekten fasıl heyeti falan kuracaklar oraya. Ya. Bu şekilde yani insan toplayalım diye. Bindirme kıtalar olmasa inanınız. Yani sadece orada İstanbullu yok. Ta Kocaeli'nden bile getirmişlerdir. Ta Edirne'den, Tekirdağ'dan bile getirmişlerdir. Yani bindirme kıtalarla kalabalık görünme. Ve işte yönetim zihniyeti bu iktidar partisinin. Büyük binalar, büyük adliye binaları, büyük hastaneler, sayısal olarak büyük işte 100 bin, 300 bin, 600 bin, 1,5 milyon. Ne bileyim sayısal olarak üniversite sayısı. İşte 80 bin üniversite, 80 üniversitemiz vardı, 200 üniversitemiz oldu. Ya arkadaş... Bir de niteliğine bakalım ya. Niteliğine bakalım. Adaletin niteliğine bakalım. Sağlığın niteliğine bakalım. Hukukun niteliğine bakalım. Hepsine bakalım. Ya en büyük bizde. En fazla bizde. Bu yürütülebilir bir şey değil. Ve nasıl yürütecek bilemiyorum. Bu da İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Ali Yerlikaya. Bağımsızlığını veya tarafsızlığını. Bağımsız değil mi ama seçimde tarafsızlığını tamamen yitiren kişilerden biri. Evet, yaptığı operasyonlara hiçbir sözüm yok. Yani ülkeyi çetelerden temizlemeye çalışıyor. Takdiri şayan bir olaydan bahsediyoruz. Yani takdir edilecek bir durumdan bahsediyoruz. Öncekinin ne hale getirdiği belli. Ve bugün ama artık şunu söylemek gerekiyor. Arkadaş sizin ne işiniz var ya? Murat Kurum için oy istiyorsunuz. Siz İçişleri Bakanısınız. Bakın Ali Yerlikaya şu açıklamayı yapıyor. 594 bin personelle birlikte merak etmeyin diyor. Herkes diyor görevini yapacak. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtılabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz diyor. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Sizin bu sözünüze ben nereden güveneyim? Siz Murat Kurum için İstanbul'da oy istiyorsunuz. Ya trafolara kedi girerse, o kediyi görmezse sizin işte 594 bin personelinizin İstanbul'da çalışanları veya ne bileyim şalterler inerse ben size nasıl güveneceğim ya? Güvenemem ki. Siz çünkü gittiniz Murat Kurum için esnaftan oy istiyorsunuz. Sokaktaki insandan oy istiyorsunuz. Ali Bey siz farkında değilsiniz belki ama tarafsızlığınız ve bağımsızlığınız tamamen gitti. Ben size güvenmiyorum. Ali Yerlikaya beyefendi size güvenmiyorum. Umarım... ne yaptığınızın farkındasınızdır ve umarım 31 Mart gecesi yüzünüzün akıyla çıkarsınız bu işten. Ankara'ya gidelim. Ankara'da adaylar var tabii. Ankara'daki adaylar da birbiriyle yarışıyorlar, ediyorlar. Ama arkadaş artık konu son bir hafta kala şurada kilitlendi. Yani mal varlığı ve mal varlığı... Konuşuyorsun mal varlığı, onu konuşuyorsun mal varlığı. Yok mu Ankara'nın sorunu konuşulacak başka bir meselesi? Bütün anadan babadan kalan tarlaları verelim, yine onu alamayız, satın alamayız. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. Hazırım. Anneden ve babadan kalan bütün tarlaları diyorum bakınız. Bunların hepsini verelim, yine Yavaş'ın Londra'da aldığı eve değişiyorsa bunlar tabii artık işin ahlaki boyutu kalmadı. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder. Takas yapalım. Vaatler, projeler, sosyal yardımlar ve sonrasında başlayan mal varlığı tartışmalarıyla başkentte sular durulmuyor. Ankara'da iki aday Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un mal beyanı üzerinden tutuştukları tartışma sürüyor. Bir de oturduğu ev var madem bu ahlaki değil ama ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evim. Hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Seçim için son virajda tartışmanın adı bir kez daha sosyal yardımlar ve projelerdi. İki isim söylemler üzerinden karşı karşıya geldi. Mansur Yavaş'ın niye sevildiğini anlayınca Mansur Yavaş'ın projelerini taklit etmeye başladılar. Efendim Ankara kazanacak, Altınok kazanmayacak onu bilin. Halen de belediye başkanısın inşallah son 4 gününüz kaldı.